Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Kimya her yerde. Ünitemize ait polimerler, kozmetikler, ilaçlar ve gıdalar konusuyla ilgili soru çözümü videomuzla karşınızdayız. İlk sorumuzla başlayalım. Kurşun geçirmez yelek, pet şişe üretimi, tek kullanımlık tabak. Yukarıdaki malzemelerden hangileri polimerdir denmiş bize. Hatırlarsak eğer kurşun geçirmez yelek Kevlar polimerinden üretiliyordu. Pet şişe üretiminde polietilen tereftalat yani pet kullanılıyordu. Tek kullanımlık tabakta ise polistiren kullanılıyordu. Şöyle yazalım. Bu üç malzemenin üçü de polimerdir. O halde bu üç malzemenin yapımında da polimerler kullanılmaktadır. Doğru cevabımız 1, 2, 3 olan E şıkkımızdır. Diğer sorumuza bakalım. Polimerler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş bize. Polimerler çok kez tekrarlanan grup anlamına gelir deniliyor. Evet hatırlayalım poli çok, mer birimdi. Polimer çok kez tekrarlanan gruptu. İki tane monomerin birleşmesiyle dimer oluşuyordu. Evet. Geri dönüşümleri mümkündür. Evet, polimerlerin çoğunun geri dönüşümü mümkün oluyordu. Elektrik ve ısı yalıtkanlıkları iyidir. Doğrudur. Dayanıksızdırlar, kolay şekil almazlar. Hayır, E şıkkındaki ifade polimerlerle ilgili tam tersi olması gerekiyordu. Yani dayanıklıdır ve kolay şekil alabilirler olmalıydı. Bu nedenle yanlış olarak verilen ifademiz E şıkkıdır. Şıkkımızı işaretledik. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi polimerlerin olumsuz özelliklerindendir? Esnek, hafif ve dayanıklıdır. Olumlu özelliğidir. Düşük maliyetlidir. Evet. Kolayca işlenip şekillendirilirler. Doğrudur. Isı ve elektriği çoğunlukla iletmezler. Evet, ne demiştik biz? Polimerler elektrik ve ısı ve elektrik yalıtkanlıkları iyi olan maddelerde çoğunlukla iletmezler. Doğrudur. Kömür, petrol gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarından üretilirler. Maalesef ki tabii ki bunların hepsi doğru ama bunlar olumlu özellikleriydi. Bu yenilenemeyen enerji kaynaklarından üretilmesi polimerlerin olumsuz özelliklerindendi. Bu nedenle aradığımız olumsuz özellik E şıkkıdır diyoruz. Evet, diğer sorumuza bakalım. Kozmetikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş bize. İnsan vücudunun bakım ve temizlenmesini sağlar. Evet, doğru bir ifadedir. Alerjen etkileri yoktur denmiş. Hayır, alerjen etki gösterebiliyorlar içeriklerinden dolayı. Bu nedenle ikinci ifadem kozmetikler ile ilgili yanlış bir ifadedir. Tamamı yapaydır demiş. Şimdi tamamı yapay diyemiyoruz. Hani kozmetiklerde koruyucu olarak ftalat ve ağır metaller kullanıyorduk. İşte bunlar alerjen etkilere de neden oluyordu. Ancak kına ve bazı parfümler var. Bunlar doğal olabiliyor. Bu nedenle de tamamı yapaydır demek çok da doğru bir ifade olmayacaktır. Bu nedenle üçüncü ifadem de yanlıştır diyorum. Kozmetiklerle ilgili kesin olan doğru olan ifadem birinci seçeneğim. O halde yalnız bir şıkkı diyorum ve A'yı işaretliyorum. Evet, sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangisi kozmetiklerin yapısında bulunur denmiş bize. Koku maddeleri, evet kozmetiklerin güzel kokmasını sağlamak için koku maddeleri vardı içerisinde. Hatta o kimyasalların kokularını bastırıyordu. Vardır. Ftalatlar denmiş. Renkleri daha iyi tutabilmek için kullanılıyordu ftalatlar. Evet. Paraben ve formaldehit bunlar koruyucu maddelerdi. Yine kozmetiklerde kullanılan. Doğrudur. Bakır, cıva gibi ağır metaller bunlar da ürünlerin
parlaklığını arttırıyordu, kalıcılığını arttırıyordu. Bu nedenle kullanılıyordu ağır metallerde. Yani bu dört ifade de kozmetiklerin yapısında bulunan maddelerdir. O halde şıklarıma bakıyorum. 1, 2, 3, 4 olan E şıkkıdır. İşaretliyorum. Evet, diğer sorumuza geçelim. İlaçların kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur denmiş bize. Tavsiye üzerine kullanılabilir. Aslında bizim ilaçlarla ilgili yaptığımız en büyük hata budur zaten. Hiçbir ilaç tavsiye üzerine kullanılmaz. İlaçlar tamamen doktorlar tarafından reçete edilmesi gerekir. İşte ben o ilacı içtim, başımın ağrısını çok iyi kesti, midemin ağrısını çok iyi geldi. Bunlar günlük hayatta karşılaştığımız şeyler ama gerçekten çok zararlı. Biz asla kimsenin lafı üzerine, tavsiye üzerine ilaç kullanmamalıyız. Bu nedenle birincisi tamamen yanlıştır diyoruz. Hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılır. Evet. Yan etkiler görülürse tabii ki hemen kime danışmamız gerekir? Hekime danışmamız gerekir. Doğrudur. O halde doğru olan şıkkım 2 ve 3'tür. Baktığımda C şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Diğer sorumuza geçelim. İlaçların farklı formları vardır. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi karşısındaki ilaç formunun özelliği değildir denmiş. Merhem etkin madde deri yüzeyinden emilir. Evet, doğruydu. İğne en etkili ilaç formudur. Evet, kas altına deriye kana direkt geçiyordu iğneler ve en etkili ilaç formuydu. Doğrudur. Şurup etken madde sıkıştırılıp preslenerek elde edilir denmiş. Hayır, bu ifade tabletin özelliğidir. Etken maddenin sıkıştırılıp preslenmesi tabletin özelliklerindendir. Şuruplar sıvı formda ilaçlardır. Bunlar çözelti halinde, süspansiyon ya da emülsiyon halinde oluyordu. Bu nedenle C şıkkım yanlıştır. Ama biz diğerlerine de bakalım. Aslında biz yanlış olan şıkkı bulduk. C. Haplar sert sıkıştırılmış ilaçlardır. Oral yolla alınır, ağızdan alınır yani. Fitiller ise vücut ısısında eriyen ilaç formlarıdır. Bu ikisi de doğrudur. Yanlış olan cevap şıkkımız C'ydi. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi katkı maddesi içermez diyor. Şimdi katkı maddesi dediğimiz zaman biz böyle paketlenmiş hazır gıda düşüneceğiz. Bakalım. Ketçap, evet, bir hazır gıdadır. Mutlaka katkı maddesi vardır. Niye kullanıyorduk katkı maddelerini? İşte ürünün raf ömrünü uzatmak, içerisinde çeşitli mikroorganizmaların üremesini engellemek için. Evet, ketçaplarda vardır. Pastörize süt. Pastörize sütteki olay, yani pastörizasyon dediğimiz olayda gıdamız 60 ile 100 santigrat derecesinde ısıtılıyordu. Yani burada herhangi bir katkı maddesi kullanımı yoktu. Doğru cevabı bulduk aslında B şıkkı. Ama diğerlerine de bir göz atalım. Çikolata paketli gıdaydı. Oluyordu maalesef katkı maddesi. Salam zaten oldukça zararlı vücuda. Hazır çorbalar, bunların hepsinde katkı maddelerimiz var. Ama dediğimiz gibi pastörizasyon işleminde gıdamız ısıtılıyordu. Bu nedenle doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Evet, diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen maddelerden hangisi hazır gıdalarda bulunan katkı maddeleridir diyor. Koruyucular, evet. Raf ömrümüzü uzatıyordu. Tatlandırıcılar, evet. Emülgatörler, yine hazır gıdalarda bulunan katkı maddelerimizdendi. Paraben, paraben kozmetiklerde bulunuyordu, gıdalarda değil. O halde hangisi diyor bulunan katkı maddeleridir? 1, 2 ve 3 şıkkı olacak. Bakalım cevaplarımızda 1, 2, 3 olan C şıkkımızdır. İşaretliyoruz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki yağlardan hangisi daha az işlem görmüştür? Şimdi hatırlarsak eğer, hani bunları işlemiştik bir önceki videomuzda. Sızma yağ, rafine yağ, rivera, vinterize, bunları işlediğimizde sızma yağın zeytinin preslenmesiyle elde edildiğini görmüştük. Yani işlem bakımından düşündüğümüzde
sızma yağların daha az işlem gördüğünü düşünüyoruz. Sızma aslında bizim aradığımız cevaptır. Şıklarımıza baktığımızda sızmanın olduğu şık D şıkkıdır. O halde işaretliyoruz. Dediğim gibi sızma yağlar zeytinin preslenmesiyle elde ediliyordu. Evet sevgili gençler, bu videomuzda da kimya her yerde ünitemizle ilgili soru çözümleri gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.